Kolon kopmuş, kolostomi yapmamız lazım. İkinci dereceden dalak yırtılması da var. Değerler düşmeye başladı. Sağ tarafta solunum durdu. Hata yap. Hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Beyefendi, yatın lütfen. Kanınızda bazı kimyasal maddeler bulundu. Günlerdir de bir şey yememişsiniz. Muhtemelen bu yüzden bayıldınız. 15 dakikaya serumunuz biter. Daha rahatlarsınız, kendinize gelirsiniz. Tamam. Göğüs tüpü iyi görünmüyor. Büyük bir hemotoraks var. Göğsünü açmamız lazım Neşter. Hala hipotansif durumda. Akciğerlerinde yaralanma yok. Hülumu sağlam. Göğsünde kanama yok, çok mantıksız. Atladığımız bir şey var. Bradikardi oluştu. Kalp atışı yavaşlıyor. Allah kahretmesin. Göz bebeklerini kontrol edin. Sağ göz bebeği şişmiş. Haklıymış. Beyin kanaması geçiriyor. Beyin cerrahını çağırın hemen. Hemşire hanım. Buyurun, ne vardı? Biraz acelem var da. Ben buraya bir hastayla gelmiştim. Ameliyata alınmıştı. Nedir durum? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? O hasta için beyin cerrahımızı çağırmaya gidiyorum. Lütfen merak etmeyin, size bilgi verilecek. Anlaşılan beyin cerrahının gelmesi çok uzun sürecek. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sizin hatanızı düzeltmeye çalışıyorum. Benim ameliyatıma böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Bakın hanımefendi, eğer söz konusu bir hastanın hayatıysa istediğim yere istediğim gibi girerim. Bu benim ameliyatım. Beyin cerrahımıza haber verdik. Murat Bey nerede? Hocam gelmesi bir saat sürermiş. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Artık bana gereksiz refleks göstermeyi bırakın da size yardım edeyim. Lütfen. Eğer beni başında dinleseydiniz bu kadar zaman kaybetmeyecektik. Siz de gördünüz, iç kanaması vardı karnında. Hala tartışarak bize zaman kaybettiriyorsunuz. 10 numara bistro lütfen. Kroniyotomi tepsisini de hazırlayın. Zeynep hocam izin verin. Yoksa hastayı kaybedeceğiz.